Dans etmek her insana mutluluk verir. Hem bedenimize hem ruhumuza iyi gelir. Peki salsa yapmak zor mudur? Hep birlikte görelim. Hepimiz dans etmeyi çok seviyoruz. Salsa da en dikkat çeken ve en trend olan danslardan birisi. Ben de boş durmadığım soluğu Melih hocamın yanında aldım. Gelin hep birlikte salsayı tüm detaylarıyla birlikte öğrenelim. Nasılsınız Melih Bey? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz umarım. Bizler de çok iyiyiz. Kıyafetimden anlaşılacağı üzere birazcık salsa öğrenmeye geldim ben. Dans ederken aynı zamanda hem kalorilerimizi yakıyoruz, hem zayıflamamıza yardımcı oluyor, hem de çok fazlasıyla eğleniyoruz, deşarj oluyoruz. Kesinlikle bu gerçekten. Dans sadece sportif bir aktivite değil, aynı zamanda kültürel bir aktivite. Ve sadece fiziğe değil, aynı zamanda ruha da hitap etmekte. Psikolojik olarak da değil mi? Günlük yaşantının streslerinden bizi uzaklaştırıyor. O müzik zaten insanı alıp başka bir yere götürüyor. İşin içine dans da girince tamamen ruhunuz dinlenmiş olarak çıkıyorsunuz derslere başladığınızda diye düşünüyorum ben. Yani sadece derslerde kalmıyor bu. Emekler, çalışmalar. Dolayısıyla dans ettikçe dansı daha çok seviyorsunuz. Bu herkes, yani benim tanıştığım herkeste, ders verdiğim herkeste bu şekilde olmuştur. Dans gecelerine giderek de derslerdeki o emeği ayrı bir keyfe dönüştürüyorsunuz. Dolayısıyla daha çok böyle bir, hem fiziksel bir aktivite hem de psikolojik olarak da ruhen güzel müzik eşliğinde rahatlamış oluyoruz. Düğünleri olacak çiftlere de dersler veriyor musunuz? Çok uzun yıllardır, 98'den günümüze de düğün çiftlerine dans dersleri vermekteyim. Gerçekten o noktada da çok özel bir müfredatım gelişmiş durumda. Sadece dans dersleri vermiyorum, aynı zamanda salona giriş müziği eşliğindeki yürüyüşlerini de çalıştırıyorum. Çok basit gibi duruyor olabilir fakat gerçekten orada bir dans eğitmeni eşliğinde el, kol, tutuş, bakışlar çalışıldığında ve son yıllarda da oraya böyle farklı dokunuşlar uygulamaktayım. Galiba orada farklı bir noktaya getireceğim. İşin şimdi de eğlenceli kısmına geçmek istiyorum. Melih hocamla birlikte birazcık salsa yapacağız sizler için. Fakat onun öncesinde ilk yeni öğrenmeye başlayanlar için birkaç hareket, adım, tüyolar verebilir misiniz bize Melih hocam? Yani her dansın bir karakteristik ritmi ve temel adımı var. Öncelikle bu temel adımı öğrenip o adımı rahat bir şekilde uygulayabiliyor hale gelmiş olmamız gerekiyor. Evet, pekala, başlayalım. Salsa'nın temel adımından önce bir zaman adımlaması yapacağız. Sol adımımızla başlıyoruz. Öncelikle şunu da hızlıca tekrar etmiş olalım. Müziğin genel ritmini daima 8'e kadar sayıyoruz ve bu 8 ritim içerisinde dansların karakteristik ritmi oluşuyor. Salsa'nın karakteristik ritmi 4. ve 8. ritim duraksamaya denk geliyor. 4. ve 8. ritmi söylemiyoruz. 1, 2, 3, 5, 6, 7 çünkü diye sayıyoruz. Çünkü duraklama olduğu için. Doğru. O iki ritim boyunca duraklama hem dalgalanan bir ritim edası veriyor, müzikle daha iyi örtüşmüş oluyor. Tamam, o halde şimdi başlayalım. Pekala, bir zaman adımlaması yapalım. Sol adımla başlıyoruz. 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Şimdi sol adımı ileriye adımlıyoruz, sol adımı geriye alıyoruz, sağ adımı geriye adımlıyoruz, sağ adımı yerine kapatıyoruz. Ritimle yaptığımızda sol geriye 1, sağ adım 2, solu kapattık 3, sağ geriye 5, solu kapattık 6 ve 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Peki, 2 numaralı adımımızı öğrenelim mi? Buyurun. Yan adım, 1 ile 5'i bu kez ileriye ve geriye değil, sola ve sağa doğru adımlıyoruz. Sol adım yana 1, geriye alıyoruz. Sağ adım sağ tarafa 5 ve kapatıyoruz. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Aslında biraz da salsa dansında karşınızdaki partner sizi yönetiyor, erkeğe iş düşüyor. Değil mi hocam? Evet, tam olarak şöyle. Tüm eşli danslarda baylar 3 aşamalı dans ediyor. Yani dansı baylar yönetiyor. Dolayısıyla bayanlar da 2 aşamalı dans ediyor. Gelen yönetimi algılayıp o yönetimi adıma dönüştürüyor bayanlar. Çok kısa eşli dans etmekten bahsedelim. Baylar sağ kollarının karşısındaki kolun altındaki adımı sağ kollarıyla yönetirler. Sol kollarının karşısındaki kolun altındaki adımı da sol kollarıyla yönetir. Bir bay tuttuğu bir eli ileri doğru itiyorsa o kolun altındaki adımı bayanlar geriye doğru adımlıyorlar. Bir bay tuttuğu bir eli yana doğru çekiyorsa o elin altındaki adım yana doğru ilerliyor. Salsa'nın temel hareketlerini Melih Hocam'dan öğrendik. Şimdi de ikimiz sizlere ufak bir şov yapacağız. Salsa yapacağız beraber. Gelin hep birlikte salsa nasıl yapılıyor Melih Hocam'dan öğrenelim.